Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Denizli Futbol Programı ile karşınızdayız. Ben İbrahim Güler. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sayın Konak Spor Başkanı Ahmet Akyol. Daha doğrusu AS Başkanı. Geçmiş dönemlerde başkanlığını yapan Ahmet abimiz yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim. İlk başta bir Denizli Spor'la başlayalım isterseniz. Tabii siz nereden başlarsanız biz gideriz. Bugün Denizli Spor'la ilgili yine çok sıcak gelişmeler oldu. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü oynadığımız Elazığ Spor karşılaşmasından sonra çıkan olaylarda Osman hocamıza bir maç ceza gelirken kalecimiz İsmail Şahmalı'ya 3 maç sahalardan men cezası geldi. Ayrıca kulübümüze de 7800 lira para cezasına çarptırıldı. Açıkça söyleyeyim ben İsmail'in cezasını çok buldum. Çünkü İsmail hakeme çok fazla tepki göstermiş olabilir ama 2 maç gelir diye bekliyorduk. 3 maç neyse ki buna da şükür. Osman hocamız da 1 maçla yırttı. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Çünkü Denizli Spor'un birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün bir icra olayı yaşadık başkanım. Siz de basından takip etmişsinizdir. Basından takip ettim ben ona. Ya İbrahim bu icra olayı bugünkü olay değil. Bugünkü yönetime hani suçlamamak gerekiyor burada. Evet. Çünkü bu baktığımız zaman Denizli Spor trendi belirli bir yönetim hatalarıyla başlangıç buraya geldi. Evet. Hala Elazığ maçına kadar ben ümitliydim. Nasıl ümitliydim? Playoff. Evet. Ümidim vardı ya bu çıkmadık candan. Çünkü oynadığımız futbol son haftalarda mükemmeldi. Ama böyle bir şoklar. Evet. Bunlar ne bileyim kimler bunun günahını çeker? Başkanım o olaylara gireceğiz. Gerçekten çok karışık olaylar var. Artık ben de bugün bazı bu hafta içinde aldığım duyumları da bu programın ilerleyen dakikalarında dile getireceğim. Fakat öncelikle hatırlatayım Twitter ve Facebook üzerinden hem bana hem de Sayın Başkanıma sorularınızı sorabilirsiniz. Biz dilimizin döndüğünce cevap vermeye Tabii. çalışacağız. Ayrıca bir dün yaşadığımız bir icra olayı var. VTR'miz var. Bunu izleyenlerimize hatırlatmak için bir icra haberimiz gelsin ekrana. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşme potasından kurtulmak için çırpınan Denizli Spor'a eski futbolcusu Emrah Eren tarafından icra gönderildi. Futbolcular akşam yemeği yerken gelen memurlar ile teknik direktör Osman Özköylü tartıştı. Özel eşyalarını almak isteyen memurlara sinirlenen Ragıp ve Güray televizyonlarını parçalarken yönetimden hiç kimsenin olmaması dikkat çekti. Denizli Spor'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Elazığ mağlubiyetinin ardından kendi tesislerinde Kasımpaşa maçına hazırlanan Denizli Spor'da yeni bir icra şoku yaşandı. Siz kim oluyorsunuz? Sözünü duymadı. Hadi siz yapamazsınız. Futbolcularım yemekteyken siz kim oluyorsunuz? Evet. Siz kim oluyorsunuz? Duymadınız mı? Osman Özköy'de ben futbolcularımla yemek alayım diye futbolcularımı rahatsız ediyorsunuz, motivasyonlarımı bozuyorsunuz diye bağırdı. Ben varken buraya giremezsiniz. Yaparsınız. O söz var. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil edilen ve kulübümüzde sadece 6 ay oynayan Emrah Eren, 130 bin TL alacağı yüzünden kulübe icra gönderdi. Avukat Ersin Hamarat'ın vekili, avukat Gonca Gül Çamur, Gümüşler'deki Haluk Ulusoy tesislerine gelerek memurlarla birlikte eşyaları görüntülemek istedi. Hayır buraya götürüyorlar. Ne yapacak? Şey, aynı sayıyor. Gitsin yani. Yedi emine gitsin diyor. Ben almıyorum. Yedi emine de almaz mı? Sırf ne olacak abi diyorlar. Ben sonra televizyon... Futbolcuların yemekhanede akşam yemeği yediği sırada gelen avukatlar ile teknik patron Osman Özköy'le arasında tartışma çıktı. Osman Hoca şu anda futbolcularımın bulunduğu yemekhaneye giremezsiniz. Akşam yemeği yiyoruz. Derken memurlar içeri daldılar. Kulübün televizyonları, klimaları gibi eşyalarını yükleyen memurlar bazı futbolcuların özel eşyalarını almaya çalışınca tartışma çıktı. Takımdan ayrılan Fatih Ceylan'ın arkadaşlarına bıraktığı LCD ekran televizyonu almak için direnen memurlar televizyonun faturasını istediler. Kendi özel eşyalarına haciz koymak isteyen avukat Gonca Gül Çamur'a sinirlenen futbolcular kendilerinin olan televizyonu tesisin önünde parçaladı. Çim kesme makinesini götürmek isteyen yetkililer vinç ve büyük kamyon çağırarak yüklemeyi yaptılar. Yeşil siyahlı futbolcular şu anda Akhisar Belediyespor'da forma giyen Emrah Eren'in adresine parçaladıkları televizyonu göndereceklerini dile getirdiler.
Evet sayın seyirciler, bu olay resmen bir rezilliktir. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü Denizli sporlu futbolcular orada teknik ekiple birlikte bazı şeylerin mücadelesini vermeye çalışıyorlar. Kendi şahsi eşyalarına geçmiş dönemden gelen borçlardan dolayı futbolcular korumaya çalışıyor. Orada memurlar bunların faturası nerede diye soruyorlar. Denizli Spor büyük bir camiadır. Birlik olmamız gerekiyor. Aksi takdirde bundan 1-2 ay sonra, çok kısa bir süre sonra pişmanlık duymamak için şu anda teknik ekibe, futbolculara destek olmamız lazım. Önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Artık Elazığ maçı geçti. Kasımpaşa maçı var. Bu maç için kenetlenmemiz gerekiyor. Maddi manevi her türlü Denizli Spor'a destek olmamız lazım. Çünkü bu gidişat iyi değil diyorum başkanım ben. Siz konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacaksınız? Şimdi ben şunu diyorum. Denizli Spor bir kere bir marka. Bir marka. Evet. Denizli'de Denizli Spor'dan başka takımımız yok. Hiç unutmam. Konak'ta Nikver'de duruyorum. Bu yalan da değil. Gençliğimde. Hafta sonu kaçırmadan Denizli maça geldim ben. Evet. Bu yoktur. Karkış demeden geldim. Bir sezon. Denizli'nin oynadı. Şimdi bakıyorum o futbola. Özlem duyuyorum. Bakıyorum bir UEFA'ya gitti Denizli. Ama şu görüntülere bakıyorum. Nereden nereye? Yanlış şunu iddiayla söylüyorum. Bizi bu durumu düşürenlere var ya. Allah'a havale etmek gerekiyor. Evet. Çünkü benim gençliğim bir deyimim vardı. Halk müziğinde Burdur Lavuz severim. Futbol Denizli Spor'dan başka takımım yok derdim ben. Ha artık Konak Spor'da takımımız da. Hani öyle anlatabildim mi? Yani ne bileyim ben öyle bir duygu var. Spor denildiği zaman, futbol denildiği zaman görüyorum. Biz Konak Spor olarak Denizli'nin altyapı derslerinde çalışıyoruz. Öbür taraftaki ben futbolcuları takip ediyorum. Evet. Kendi takımımı takip ediyorum. Artık geliyorum. Doğan Demirci'de U13'ü, U14'ü, U15'i hepsini takip ediyorum ben Denizli. Bir Konak Sporlu olduğum halde. Ama bakıyorum bizi yönetenler, Denizli Spor'u idare edenler şu güne kadar hep zarar gördüler. Bir örnek vereceğim. U13 takımı geçen sene Manisa'ya gidiyor. Türkiye finallerine. Dedik ki biz aile olarak, çocukların velileri olarak bu çocuklara bir organize yapalım, piknik verelim, moral verelim. Bunu aslında kulüp yapması gerekiyor. Evet. Denizli Spor Kulübü yapması gerekiyor böyle olay. Doğru muyum, yanlış mıyım? Tabii canım. Ha biz dedik ki imkanlar yok ama biz de bizim çocuklar da bunları yapalım. Hoca dedi ki dayı başkanı çağıralım mı? Gelsin tabii ya dedim ben. Ben orada bir şeye şahit oldum İbrahim. Hoca dedi aradım başkana. Kıbrıs oğlum. Başkanım böyle sağ olsun geldi. Ama geldi ama ne bileyim ben buruk durdum. O çocukları okşaması gerekiyordu. Milyon dolarlık futbolcu var orada. Ben bunu kefilim. Şimdi Denizli Spor'un altyapısında gidenleri saymıyorum. Şimdiki geleceklerden milyon dolar edecek. Daha nice Recep Niyazlar var Denizli Spor'un. Aynen yapısında. Ya ben bunu inanıyorum ben. Çünkü evet. O cevherleri görüyorum. Bir tepli basmalı getirmedi Kıbrıs'a olan. Ben bunu dili getirmem gerekiyor. Misal. Evet. Ha bu iyi mi etik mi? Ama... Arkadaş siz yetmemişsiniz. Şey, çocukları bir okşa. Çocuklar evet. Ne ister? Okşadığı zaman. Evet. Ama bakıyorum şimdi gayet 13 takımı belki sezon sonu şampiyon olacak. Bugünkü 14. O 14 takımı. Evet. Takip ediyorum ben hepsini. Bunlar birebir maçlar. Ama bakıyorum görüyorum şu görüntüleri seyrettiğim zaman geçmiş yöneticilere, ha şu anki yöneticilerin hataları da var. Herkes sütten çıkmış. Ak kaşık değil. Ama baktığın zaman yara kim oluyor? Denizli Spor, Denizli. Evet. Ve zamanı boşa geçiriyoruz burada. Ben devamlı dediğim bir şey vardır. Spor sektör. Dünyada sektör. Yakaladığın zaman evet. Şu Denizli kaç para kazanır? Bizim mesela Konak Spor Kulübü hedefimiz de üçüncülük diyoruz. Profesyonellik diyoruz. Neden diyoruz buna? Denizli Spor'a, Belediye Spor'a futbolcu yetiştirelim. Ha bizim de hatalarımız yok mu? Biz döndük şimdi hatalarımızda altyapıya, gençlere önem veriyoruz. Çünkü aç istekli futbolculara çıkacaksın. Sezon başında son gün kaldı Denizli Spor yönetimi 3 tane transfer geldi. Kaç tane oynadı? Soru. Şimdi de 100 bin lira için geliyor bunlar. Şey sen attığın milyon dolarlara. Evet. Ondan sonra 100 bin ufak için bir laf vardır halk arasında. Fındık kabını doldurmayacak şey. Evet.
Başkanım dediğiniz gibi çok haklısınız. Bu U13 takımından verdiğiniz örnek Denizli Spor'a kadar yansıyor. Çünkü Denizli Spor'un şu futbolcuların içinde bulunduğu durum, hafta sonu Kasımpaşa maçına mı hazırlanacak bu futbolcular? Aynen. Yoksa kendilerinin için özel eşyalarını almaya gelen icra memurlarıyla mı uğraşacaklar? Acilen yönetim kurulumuzun bir toparlanıp bir silkelenmesi gerekiyor ve radikal kararlar alıp takıma sahip, daha çok sahip çıkılmalı. Onu inanıyorum. Hep yöneticiler Denizli Spor'un kötülmeyelim. Burada benim duyumlarım, takip ettiğim adam gibi adamlar da var. Ya şimdi şöyle de bir şey var başkanım. Yurdal Duman Sayın Başkanımız maçtan sonra hiçbir başkanın yapmadığını yaptı. Hani sahaya atladı. Şimdi medya bazıları işte başkan şöyle mi yapıyor? Yapar arkadaş. Başkan yerine göre malzemeci de olur, başkan da olur. Ben olayı şuraya getireceğim. Eğer ki başkan sahaya atlamasaydı belki bu 3 maç 6 maç olacaktı. Para ya kaç ceza olacaktı? Tabii 7800 para cezası, taraftarlar daha çok tepki gösterip bu 15-20 bin 30 bin olacaktı. Aynen. Orada Yurdal Duman belki inisiyatifini kullandı. Belki oradan o şekilde atlayarak karizmasını çizdirdi. Hiç karizmi altın yeri düşmeyle, çamur düşmeyle bozulmaz. Altındır yine. Evet. Ben Yurdal Başkanı o açıdan takdir ettim o gün. Seyrettim de televizyon. Aynısını ben de yapıyorum. Biz yaptığımız zamanlar oldu. Çünkü ben aşağı yukarı 12 senedir yöneticiyim. Başkanlık da yaptım. Şu takımın mazi, her şey. Dayıları da doldu futbolcuda. Her şey ya. Evet. Yerine göre her şeyi yapacak. Onun için bu futbol sevgisi başka. Açıkçası başkanım, yani daha doğrusu dayıcım diyorum size. Ha. Sen konuşurken benim tüylerim diken diken oluyor. Sizin gibi Denizli Spor aşıklarının bu kulübe ben daha çok yıllarca hizmet etmesini bekliyorum. Taraftar olabilir, yönetici anlamında olabilir, malzemeci aynen anlamında olabilir. Bu kulüp bu şekilde amatör camiadaki insanlarla. Aynen. Çünkü ben geçtiğimiz bir maç, ismini vermeyeyim şimdi abi, isminin çıkmasından pek hoşnut değil. Denizli Spor'un bir maçına gittim. Aynı maçta yine bir sabah, aynı günün sabahı o abimizle başka bir amatör bir sahada maç izliyorduk. Bu saha komiseri bu arada bu abimiz. Abim dedi, çok soğuktu o gün hava. Ya abi dedim, üşüdüm ben. Sen üşümüyor musun? Ailenin, çoluğun çocuğun yanında olsana. Ne işin var gecenin bu saatinde Denizli Spor'un maçını izliyorsun işte. Yok, atılan futbolcuyu sahadan çıkaracağım. Saha komiserlerinin görevlerini biliyorsunuz. Abi dedim, sorması ayıptır ya dedim. Sen kaç para alıyorsun kulüpte maçlara geldiğin için? İbrahim abicim dedi, ben amatör maçlara gittiğimde 20-25 lira gibi, Denizli Spor maçlarına geldiğimde 40-45 gibi, o civarlarda bir para. Yani 50 liradan az bir para. Velhasıl kelam. Ama abim dedi, biz 3-4 senedir Denizli Spor'dan para alamıyoruz dedi. Şimdi bak, ben bu geçmiş yönetimler, bu yönetimler. Şimdi geçmiş yönetimleri sayayım isterseniz. Salih Amiroğlu, Mehmet Özsoy, Hasan Kıbrıslıoğlu, Ali İpek, kim olursa olsun. Ya da bu şimdiki başkan Yurdal Duman. Başkan orada saha komiserinin 40 lira 30 lira almadığını bilmez. Yani adamın para almadığını. Burada aynen bir koordine eksikliği var. Şunu demek istiyorum. Ben de olayı buraya getireceğim başkanım. Hani Elazığ maçında bir dünya gol kaçırdık ya. Adana maçında bir dünya gol kaçırdık ya. Biz sonuçta hepimiz inanan insanlarız. Öyle. Bu top girmez. Çünkü burada bir ister istemez bir insanların da Denizli Spor'a karşı ahı oldu. Biz şimdi kulübe gidiyoruz. Orada bir senedir maaş almayan insanları görüyoruz biz. Orada maaşını 3 ay gecikmeli aldığında sevinen insanların bana mutluluğunu ben görüyorum. Ya da futbolcular galibiyet aldıklarında prim 30'ar 40'ar lira para verdiklerindeki galibiyetle aldıkları paradaki sevinci biliyorum. Denizli Spor bu şekilde başarısız. Bu şekilde başarısızlığın asıl sebebi bu arka taraftaki insanların mutsuzluğu diye düşünüyorum ben. Şimdi böyle şu örnek vereceğim. Başımdan evet geçti. Denizli'den yetişmiş bir çocuk vardı. Gittim. O zamandaki kulübün menajeri, şimdiki olan arkadaş, kimdi ismi? Özhan Çetin. Özhan Çetin. Gittim. Arkadaş dedim, bu Denizli çocuğu, bu çocuk burada top oynamak istiyor. Özhan Çetin bana 60 tane çeteli gösterdi. Ben dedi, hangini alıp gideceğim bunları dedi. Arkasından dedim ki, ben bunu hatır için oynasın diye getirmedim. Sen beni diyeceksin, Ahmet Bey dayı, beni dayı derler futbol camiasında. Evet. Bunun CD'sine bakayım, ne maç oynamış, nasıl etmiş, bizi katkı sağlar mı? 50 lira yüzde Denizli Spor'da oynayacaktı bu çocuk. Evet. Ha, soru işaret her şey. Her evet şey şöyle. Bakıyorum yine,
Bazıları geldi bir yakaya. Dayıcım evet, bu senin dediğin gibi hani Denizli'de futbolcular ya da takımda bizim istediğimiz futbolcular, istemediğimiz futbolcular. Ben işin bu tarafında değilim artık. Ama sonuçta bir dünya yanlış transfer işte yapıldı sezon başında. Bu takıma geçeceğim. 17 tane yanlış transfer aynen yapıldı. Ha, ya, o hepsi de yanlış mıydı? Değildi ama sezon başı 17, devre arası 6 tane transfer yapıldı. Şimdi bir bakıyorsun. Bankasya için 23 tane transfer yapıyorsun sen bu takıma. Bu takımın direkt kafada olması gerekiyor. Şampiyonluk potasında. Yani şunu demek istiyorum ben. Mevcut yönetimsel eksiklikler transfer komitesine de yansıdı ki transfer komitesi de yanlışlıklar yaptı. Ben olayın hani arka tarafındaki boyutu göstermek istedim. Orada 3 kuruş para kazanan bir saha komiserinin sen 3 senedir parasını ödemiyorsan emin olun ki o Emin'in vurduğu top da girmez. Goğan'ın vurduğu top da girmez. Keza Denizli Spor yani o kadar çok pozisyon yakalıyor ki artık bu top bir şeyler var yani var. Burada. İnanılmaz pozisyonlar aynı kaçırıyor. Aynı şunu diyeceğim. Aynı olay almış diyorum. Ama ben o arkadaşlar şunu diyorum ki bazı şeylerden fedakarla gidelim. Çünkü buradan ekmek yedi bu arkadaşlar zamanında. Evet. İyi zamanın iyi de kötü zamanı kötü olmayalım. Ha! Neden kötü olmayalım? Netice seviyoruz Denizli Spor'a. Denizli evet. Spor olduğu için. Dediğin arkadaşlar mesela Ali Hoca'nın bir örneği var. Şimdi hocalara. Galeci hocası yok hocalara. Altyapıda değil mi? Altyapıda. Galeciler çocuklar maça çıkıyorlar. Akademi Coca-Cola Ligi'ne gidiyorlar. Hocasız. Ali Hoca Mustafa hocama rica etti. Geldi sağ olsun. Allah razı olsun bunlardan. Ya zaten abi sana şunu söyleyeyim çünkü mi? Çünkü ben şunu diyorum. Şu olması gerek. Çalışan hocalar da Denizli bir markaysa markada bedavaya çalışan arkadaş. Çünkü neden? Ha bedava olmazsa da bazı öz fedakarlık da yapacak. Ha bazı hocalar yapıyor bunu şu andakiler. Evet. Çünkü markada sen oradan çıktığın zaman nereye gideceksin? Ama gelecek hocaların önünü açmamız gerekiyor yönetim olarak. Evet. Kendi öz değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Örneğin U17 şampiyon eden Beşiktaş'ta geçen sene final oynatan hoca nerede bizim? Evet. Umut Hoca nerede? Evet, başkanım şöyle bir şey. Denizli Spor zaten bu seneye geçiyorum. Bu sene Muhsin Hoca'nın önderliğinde, Ali Yalçın'ın önderliğinde aynı yeni bir yapılanma de oluşturuldu orada. Eyvallah ona her şeyde. Bundan birkaç sene öncesine kadar Denizli Spor, Belediye Spor'un bile çok çok arkasında kaldı altyapı aynen olarak. Ben diyorum ki buradaki hocalara da değer verin ki evet yeri geldiği zaman üst taraflarda hocalara da şans verin. Ondan sonra bu markalık her zaman gidecek. Bugün Denizli'den kimler gitti? Ersun Yalan nereden gitti? Nerede top oynuyordu? Tabii canım. Sarayköy'de top oynuyordu. Ya. Şöyle söyleyeyim abi sana. Ben A2 maçlarını yakından takip ediyorum biliyorsun. Ya ben A2 maçlarında mesela şimdi Fenerbahçe kendi tesislerinde A2 takım maç yapıyor. Heh. Bakıyoruz. Başkanı işte ya da başkan aynen yardımcısı, yönetim kurulu orada maç izliyor. Beşiktaş ya da Gençler Birliği maç yapıyor. Bütün yönetim kadroları orada. Bizim A2 takımı kendi sahasında statta maç yapıyor ya da Bağbaşı sahasında yapıyor. Gümüşler sahasında aynen maç yapıyor. Basından İbrahim Güler, yöneticilerden Uğur Bağbaşlıoğlu. Aynen. Ve altyapı koordinatörü Ali Yal. Dördüncü bir isim yok. Yok. Yani birkaç tane aile varsa sporu özelen birkaç arkadaş oluyor işte. Ha, bunlar yani ben kızdığım nokta bu. Onlar orada yeni yeni Recep Niyazlar, yeni yeni Fatih Yiyenler. Yani çünkü altyapı bir cevherdir. Aynen, aynen. Ve Denizli Spor ve Denizli Belediye Spor'un açıkça söyleyeyim biz de bu kulüplerde top da oynadık. Altyapılarında da yetiştik. İnanılmaz bir potansiyeli var. Denizli bu konuda Ege'nin incisi diyebilirim ben. Yani Denizli'de büyük bir futbolcu potansiyeli var. Bunu şöyle anlatayım. Amatör takımlarımızın zamanındaki başarılarıyla endekslidir bu. Her sene Denizli'deki amatör takımlar gider. Terfilerde en fazla para harcayan takımları elerler. Çünkü aynen bu Denizli'de inanılmaz bir potansiyel var. Bu potansiyeli bizim sizin gibi ya daha doğrusu daha üst düzey yöneticilerimiz, Denizli Spor'daki, Belediye Spor'daki yöneticilerimizle bunu açığa çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İşte burada bizde diyalog yok. Tavanla tabanın diyaloğu yok hiç. Evet. Tavandakiler ayrı bir hava almışlar gidiyorlar kendilerine. Tabandakiler de ekonomik sıkıntıdan eziliyorlar. Biz amatörler hepsi de öyle. Şimdi diyalog olduğu zaman ne olacak? İsim vermeyeceğim. Bizi gelen futbolcuların hepsi de biz tek tek kendini biliyorsun. Bir profesyonel takıma gideceğizse hemen imzalarız. Ön açıcı evet çocuğu. Hemen yardımcı olur. Örnek Cüneyt Dev. Mesela Cüneyt gidecek Dev oldu hemen gönderdiniz takımı. Aynen. Ya bunu örnek çoğaltırım. Tabii. Ama
Geçen sene biz belediyeden futbolcu alacağız. Burada başkanın hatası var mı yok mu bilmiyorum. Yönetici arkadaşım biri dedi ki 16 tane Adidas top alacak parası şu marka şuradan dedi. Evet ama ben bu örnekleri Konak Spor'la ilgili çok duydum. Çünkü Konak Spor Sayın Başkanımız Süleyman Urkay'ın adını duyan hemen zaten para ama Süleyman Urkay'ı da bıraktı şimdi. 3'se 13 oluyor. Süleyman evet. Urkay da istifa etti. Bütün tabii ki. Hani biz mesela sağ olsun şimdi yönetim oluşturduk. Bir güzel yönetimimiz var. Demin attığım İbrahim abi, Ali abi. Hani mükemmel yeni başkanımız oldu. Şu anda takıma gençleştirdik. Gençlere döndük. Çünkü biz hata yaptık burada. Kabul ediyoruz biz buna. Evet. Ama bakıyorum 2 haftadır liderler geliyor Denizli'ye. Elimizden gidiyor. Evet. Yenemedik ama en azından beraber kaldık. Ezilmedik ve gururuz. Oynanan futboldan zevk aldık. Evet. Başkanım sözünüzü kesiyorum. Denizli Spor'a daldık. İşin içinden çıkamadık. Çok amatörlük fazla edelim, amatörden sorular da geliyor. Sorularınız var sayın seyirciler. Programımızın ikinci kısmında değineceğim. Özellikle Denizli Belediyespor Teknik Direktörü Yaşar Güngör'ün görevine son verildi. Ayrıca Bereketli Spor'dan Behçet Arım'ın görevine son verildi. Programımızın ikinci kısmında hem Konak Spor'u hem amatörleri hem de Belediyespor'da son yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Amatörün içinde şimdi. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Facebook üzerinden çok fazla soru geliyor. Öncelikle Denizli Spor'la ilgili soruları genel bir cevaplamak istiyorum. Denizli Spor'a gelen cezaları soruyorsunuz. Denizli Spor kalecisi İsmail Şahmalı'ya 3 maç sahadan men cezası. Ayrıca teknik direktörümüz Osman Özköylü'ye 1 maç sahadan men cezası. Ayrıca kulübümüze toplamda 7800 TL para cezası gelmiştir. Belediye sporumuzdan da bahsedeyim. Belediye sporumuzun maç sonunda bu hafta sonu Eyüp karşılaşmasında maç sonunda çıkan olaylardan ötürü Süleyman Olgun'a 3 maç ceza biliyorsunuz. Süleyman Olgun sakatlıktan daha yeni çıkmıştı. 3 maç sahadan men cezası aldı. Ayrıca Denizli Belediyespor'un dün görevine son verilen teknik direktörü Yaşar Güngör'e 2 maç sahadan men cezası geldi. Ve Denizli Belediyespor'umuza 1000 TL'de para cezası geldi. Ve diyorum Denizli Belediyespor'un Yaşar Güngör'ün takımdan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediyespor'da yakından takip ettiğinizi biliyorum başkanım. Şimdi zaten başkanın 1-2 gün önce konuşmalarından bazı şeyler çıkmıştı meydana. Evet. Bu en sonunda oldu. Çünkü başkan bunun işaretini vermişti algılayana tabi. Ve öyle neticede bir olay oldu. Öyle oldu. Teknik ekip artık Tuncay Hoca, Bekir Hoca ve Tansu Hoca'dan oluşacak. Üçünden oluşacak. Utku Hoca da Yaşar Hoca ile birlikte görevini bıraktı diyoruz. Ve Bereketli Spor'a geçiyoruz. Bereketli Spor'da Behçet Arım görevinden alındı. Saraköy Spor bize karşı oynamışlardı bu hafta. 1-1 berabere kaldık maçta. Maçtan sonra talihsiz olaylar oldu ve Behçet Hoca'nın da görevine son verildi. Hem Yaşar Hoca hem de Behçet Hoca'ya ilerleyen futbol hayatlarında, futbol yaşantılarında başarılar diliyoruz. İnşallah hem kulüplerimiz hem de futbolcularımız için hayırlısı olur diyorum ve bir soru daha geldi Facebook'tan. Onu başkanım size gelmiş bir soru. Onu hemen iletmek istiyorum. Yakup Dokçu. İyi akşamlar, iyi yayınlar İbrahim Bey. Başkana şunu sormak istiyorum. Konak Spor geçen seneki iyi performansını neden bu sene devam edemedi? Ve takım kötü gitmesine rağmen neden hoca değişikliği olmadı? Yaşar Hoca yerine daha iyi bir hoca gelse bence takım daha başarılı olur. Aslında bu isimler de amatörde var demiş. Bu isimleri benim saymam çok doğru olmaz aslında arkadaşımızın dediği isimleri. Bu soruya şimdi nasıl cevap vereceksiniz Yakup başkanım? Yakup arkadaşıma şöyle cevap vereyim. Geçen sene biz son maça kadar son maçta oynandı. Devre arası oldu. Konak Spor 3. ligdeydi. Maçlar öyle bitseydi 3. ligdeydik evet biz. Ya. Ha bu sene ne oldu? Bu sene eski kadromuzu koruduk. Mevcut takviyeler de yaptık. Ha bize üzen bazı bizde de var hata, hocada da vardır, yönetimde de. Bu futbol. Ama biz eski bazı futbolcularımız hayal kırıklığı yarattı. Mesela başkanım? Mesela diyelim
bir Tekinay. Evet. Koşmadıktan sonra sahada olmuyor. Ha bugün. Zaten siz de onu kadro dışı bıraktınız herhalde. 8. 9. hafta mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Kötü bir çocuk mu bunlar? Yok. Kesinlikle. Ben giden futbolcuların hepsinde başta kaptanımız Ali Kemal. Adam gibi adamdır bunlar. Ama o kadar bize faydalı olamadılar. Mesela Ali Kemal geldi, ben faydalı olamayacağım dedi. Teşekkür ederim dedi. Beni. Siz bilirsiniz dedi. Sen bilirsin Ali Kemal dedik biz. Anlanan ökemem. Ha biz bundan sonra ne yaptık? Gençleştirdik. Ve önümüzdeki senenin takımını korumak için bazı planlar yapıyoruz. Evet. Ha hoca dedik. Şimdi bizde sezon başında Tans hocam vardı. Evet. Ama futbolcu bunu algılayacak. Şu algılamadığı zaman ne oluyor? Ayağım çekti, şuram çektiğiyle olmayacak. Çalışacaksın. Evet. Tans hoca antrenmanda başladı. Dedi ki arkadaşlar bakın beni kızabilirsiniz dedi. Burada bir koşacaksınız dedi. Burada ağlayacaksınız, maçta göreceksiniz. Evet. Tans hocanın itmanlarını ben de gördüğüm için iyi itman bitti. Yaptırır. Burada hoca da bizim, ondan sonra Yaşar bizim kendi çocuğumuz. Kaç senedir kulübün yapıyor. Bünyesinde. Ha, eksiği fazlası vardır tartışılabilir ama hocadan da fazla şeyimiz yoktu bizim. Bizim eski futbolcularımız. Aynı Yaşar Hoca var şimdi. Geçen sene de Yaşar Hoca vardı bizde. Evet. Ama takım 2-3 haftadır takır takır top oynuyor. Zaten ben istikrardan yanayım. İstikrar olmalı ki başarı gelecek. Aynen. Sonuçta geçen şimdi, sene de Yaşar Hoca vardı. Şu hocanın çalıştık. Ertesi gün olmuyor. Evet. Bizim mesela Yaşar Hocam süper amatörden çıkardı bunu. Evet. Hadi hata ettik. Mesela Yaşar Hocam o hava bey dalıyordu. Bizim buradaki bilmeyen bazı arkadaşlar bu sporu biliyoruz yani adamla. Adamın diploması da eksik şimdi. C. O hava bir alabilecekmiş. Evet. Onun şanssızlığını da çok yaşadı aslında. Yaşar Hoca birkaç maç sezon başında saha dışında kalması futbolcuları olumsuz yönde etkiledi. Buna çok yakından şahit olduk, maçlarda gördük. Bu arada yönetim kurulumuzdan, Konak Spor Yönetim Kurulu'ndan İbrahim Uluturhan çok selamlar söylüyor, iyi yayınlar diliyor ve Konak Spor seneye şampiyon olacak mı? Başkana sor bakalım demiş. Bu sene zaman, geçti artık, senenin çıkmayacağına umut kesilmez. Mesela ben son Bergama maçına Aytaç'ın birebir kaldı. 60 olsaydık bizim puan kaç ediyordu? Başkanım artık çok ha, kolay ama değil. Ama matematiksel yani. Olarak matematiksel diyorum. Olarak. Her zaman. Tabii ki. Ama biz onun için gelecek senenin takımını şu anda yapıyoruz. Mesela ben genç arkadaşlardan hareket, beni de arasında telefonumla da yardım istiyoruz. Nasıl yardım istiyoruz? Amatörler takip etsinler. Evet. Tek bir hoca değil. Ha, mesela sen takip edersin, dayı şu var dersin. Öbür evet. Hocamdan Ali Hocam dedim ben, herkes dedim. Üç kişinin birleştiği bir futbolcu alırım ben. Sen aynı futbolcu demişsen genç, 16-17 yaşında neyse bunu alırım. Çünkü bunda vardır bir şey. Üç tane hoca aynı gözle görmüş. Evet. Biz böylelerine yöneldik şimdi. İnşallah. Ha, İbrahim'e diyeyim. İbrahim bizim çok değerli bir yöneticimiz. Bu sene bizi fal girdi. İbrahim çok yetenek kazandıracak bilhassa. Altyapıdan her şeyden sorumlumuzdur. Belki de milli takımı da adam gönderebilir İbrahim. İnşallah. O inancım var. Tek temennimiz o. Sayın seyirciler, Deniz Spor'la ilgili sorularınız geliyor. Az önce de söyledim. Osman hocamıza bir maç ve İsmail Şahmalı'ya üç maç ceza geldi diyorum. Ve başkanım tesislerle ilgili de size bir soru sormak istiyorum. Ben tesisleşme süreciniz var. Aynen. Buradaki gelişmeleri bir alabilir miyiz sizden? Konak Spor'un tesisleşmedeki, hatta isim de vereyim artık, Şirinköy sahasının orası. Değil, tam belli değil de bizim birkaç projemiz yerde var. Projeniz var. Bunu aktarır mısınız? Ben bunu il müdürlüğüne dosya halinde sosyal tesis, saha, hani ne bileyim, bunun yanında da sırf sadece futbol değil, amatör branşlara da gireceğiz biz. Hani düşüncemiz bir tesisimiz olduktan sonra amatör branşlara, neden amatör branşlara gireceğiz? Tesis olayına il müdürlüğümüzde dilekçemi verdim ben. Evet. Dosyamızı hazırladım. Her şekliyle bakanlığa göndereceğiz diyor il müdürüm. Zannedersem bugün görüştüm Mehmet Bey'le. Ahmet Bey'e ulaşamadım, Ahmet müdürüme. Salı, pazartesiden Ankara'ya gidecek. Ankara'da da bunun takipçi olacak. Kendim de gideceğim, yatacağım. Ben öyleyim. Bu işi kıvıracağız biz. Nasıl kıvıracağız? Çünkü bizim yapacağımız tesis, ben demin bir şey ettim. Türk milli takımına kadar yarayacak bu. Evet. Ben buna inanıyorum. Çünkü ben spora öyle inanan bir kişiyim. Zaten başkanım bu tesisleşme olmak zorunda. Bunu derken de şunu diyeceğim. 13 yaşında çocuk. Antrenmandan çıkıyor. Evet. Bir çorba içirelim ya. Tesiste
girsin sıcak yere, bir çorba içsin, bir çeyrek ekmeğini yesin, gayrı doysun çocuk. Ama öbür türlü siz profesyonel futbolcu oynadınız. Şimdi de bizde de var. Profesyonel oyun. Ne kadar para verirsen ver, amatörde oynadım, tostunu geçindir be. O ama o kalori alıyor mu futbolcu? Evet. Almıyor. Ne, ondan sonra şunu diyeceğim, tesisin özelliği, önemi. Bir futbolcu, futbolcu olacaksa takımla çalıştı. Ekstra yine çalışacak. Sabah takımla çalıştıysa öğleden sonra bireysel çalışacak. Öbür türlü yukarı çıkamazsın. Evet. Futbolda ben bu 2-2-4'ün olduğu gibi buna inanıyorum. Ne yeteneklerimiz var. Ama o kapasite orada kalıyor. Mesela hocalarımız var. İki hocanın birine dersin ki öğleden sonra şu çocukları şuraya al. Hocalar zaten görecek onu eksiğine. Evet. Bu ne olacak çocuk? Daha hareketli. Gol de atacak. Eksik yönlerini de çalışacak. Bitti. Şut özelliği eksikse aynen. Şutu çalışacak. Şunu örnek vereceğim ben. Ki. Dünyada, Avrupa'da bizim Almanya'da ne kadar futbolcu bizim. Evet. Gurbetçi olarak. Gurbetçi olarak diğer metre. Genler aynı genimiz değil mi bizim ya? Evet. Ama Türkiye'de neden olmuyor bu? Tamamen altyapı eksikliği zaten. Almanya'daydım. Seni bir anamı anlatacağım İbrahim. 13 tane benim konak kasabası gibi yerde çim sahası var. Benim konak beldesi gibi olduğu, Nikver beldemde olduğu gibi 13 tane saha var. Burada başarı gelmez mi? Tabii kesinlikle. Mesela örneği ben şunu vereceğim. İlk defa altyapıya ben bayan bir kızımı teslim ettik. Evet. Denizli tektir bu. İlk defa konak spordadır. Başkanım unutmayın lafınızı, bir daha var. Esma diye bir arkadaş Esma var. De, evet evet evet. Da ikinci amatörde bir takıma. İncili Pınar Spor'da herhalde. Ya Kuşpınar Spor. Kuşpınar. O da bizden sonra. Evet. Ama ilk sonra şeyi ilk biz sizin, aldık. Evet. Başkanım sözünüzü unutmayın. Amatör bir VTR'miz var. Bu geçtiğimiz hafta Erpa Süper Amatör Lig'in değerlendirmesi geliyor. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, geçtiğimiz hafta Erpa Süper Amatör Lig'de yine çok çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Şimdi o VTR'miz geliyor ekranlarınıza. Erpa Süper Amatör Lig'inde heyecan her geçen hafta zirveye çıkıyor. Ligin zirvesine Kızılca Bölükspor damgasını vururken alt sıralarda heyecan doruk noktasına çıktı. Haftayı 3 puanla kapatan Akalanspor, Yeşiköyspor ve Tekeköyspor düşme potasından uzaklaşırken Denizli Telekomspor ateş çemberine düştü. Haftanın takımı Yeşiköyspor. Bu sezon başında yakaladığı muhteşem performansla ligin zirvesine damga vuran Yeşiköyspor bir dönem kötü sonuçlar almış olmasına rağmen toparlanma sürecine girdi. Ligin 14. haftasında Akonakspor'la deplasmanda karşılaşan Yeşil Beyazlar, Yasin Kozak'ın attığı güzel golle maçtan 3 puanla ayrılırken haftanın takımı olmaya da hak kazandı. Yeşiköyspor aldığı bu galibiyetle düşme potasından uzaklaştı. Haftanın hakemi Çağrı Çayan, ilimizi yıllarca üst liglerde başarıyla maç yöneterek temsil eden Mehmet Çayan'ın oğlu Muhsin Çayan'ın da kardeşi olan Çağrı, her geçen gün abisi ve babasının yakaladığı başarılara ulaşıyor. Ligin 14. haftasında bereketli spor Sarayköyspor karşılaşmasını kusursuz bir şekilde yöneten, tansiyonu yüksek olan karşılaşmayı olaysız bir şekilde tamamlayan ve futbolcuları sahada tutmak için elinden geleni yapan Çağrı, haftanın hakemi olmaya hak kazanırken gelecek için de umut verdi. Haftanın futbolcusu Mehmet Maviş. Akalanspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Maviş, takımının Yeşilçivi karşısında aldığı galibiyetin mimarı oldu. Orta sahadaki mücadeleci oyununu 2 golle süsleyen Maviş, haftanın futbolcusu olmaya hak kazandı. Haftanın antrenörü Özkan Ceylan. Tekeköyspor'un çalışkan ve tecrübeli antrenörü Özkan Ceylan, takımının Telekomspor karşısında aldığı galibiyette başrolü oynadı. Düşme potasında bulunan ve mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan rakibi karşısında takımını akıllıca oynatan ve golcü futbolcu İlyas'ın son vuruş yeteneğini kullanmasıyla onu zaman zaman kanatlara yönlendiren Özkan Ceylan, takımına 3 puan kazandıran isimlerin başında gelirken haftanın antrenörü olmaya da hak kazandı. Ceza tablosu: Murat Göklergil, Önder Batum, Toptancıal İlbadıspor, Osman Engin, Acıpayam Merkezspor. Haftanın kadrosu: Eren Toptancıal İlbadıspor, Şükrü Kızılca Bölükspor, Altan Yeşiköyspor, Ziya Bereketlispor, Mehmet Maviş Akalanspor, Yasin Kozak Yeşiköyspor, Serkan Şahin Bereketlispor, Umut Yeşiköyspor, Faruk Kızılca Bölükspor, İsmail Parım Toptancıal İlbadıspor, İlyas Tekeköyspor. Puan durumuna bakacak olursak 35 puanla Kızılca Bölükspor 1. sırada bulunuyor. Onu 29 puanla Sarayköyspor 2. sırada takip ediyor.
28 puanla Toptancı Halil Badıspor 3. sırada. 25 puanla 9 Kavaklar Spor 4. sırada. 5. sırada bulunan Akalan Spor'un puanı 23. 21 puanla 6. sırada Yeşilköy Spor'u görüyoruz. Tekeköy Spor'un puanı 19 ve 7. sırada. Bereketli Spor'un puanı 17 ve 8. sırada. 16 puanla Denizli Belediyespor 9. 13'er puanla 2 takımdan Yeşilçevir Belediyespor 10. Akkonak Spor 11. 11 puanla 2 takımdan Denizli Telekom Spor 12. Acıpayan Merkez Spor 13. sırada. 14. haftada alınan sonuçlar şu şekilde. Bereketli Spor 1, Saraköy Spor 1, Kızılcabörük Spor 2, Denizli Belediyespor 0, Acıpayan Merkez Spor 2, Toptancı Halil Badıspor 8, Tekeköy Spor 1, Denizli Telekom Spor 0, Akalan Spor 4, Yeşilçevir Belediyespor 3, Akkonak Spor 0, Yeşilköy Spor 1. 15. haftanın programı. Saraköy Spor, Akalan Spor, 9 Kavaklar Spor, Tekeköy Spor, Denizli Telekom Spor, Bereketli Spor, Denizli Belediyespor, Acıpayan Merkez Spor, Toptancı Halil Badıspor, Akkonak Spor, Yeşilçevir Belediyespor, Kızılcabörük Spor, Yeşilköy Spor, Bay. Evet başkanım, Erpa Süper Amatör Ligi'nde değerlendirmesini izledik. Kızılcabörük Spor'un açık ara bir liderliği devam ediyor. 35 puana ulaştı. En yakın takipçisiyle 6 puan bir farka ulaştı Kızılcabörük Spor. Ve Erpa Süper Amatör Ligi'nin değerlendirmesini de sizden alabilir miyiz? Şimdi Kızılcabörük burada bir iyi çıkış yakaladı. Tabii evet. Bu demin ne dedik? Yöneticisi, başkanı takip ederse her şeye belirli amaçla ulaşılıyor. Osman'la devamlı beraber antrenman yapıyoruz. Bizden sonra giriyorlar. Görüşüyoruz. Evet. İlgi alaka olduktan sonra, destek olduktan sonra futbolcu oynar ya. Başarı gelir tabii başarı ki. Başarı gelir. Ve futbolcu da oynar. Kızılcabörük'te şüphesiz bu sene çok iyi bir hava yakaladı takım olarak aynen. Da. Orada da bir yönetim birlik beraberliği oldu beldeyle. Evet. Öyle bir çıkış yakaladı onlar. Peki bu çıkışı Bal Ligi'nde de devam ettirebilirler mi? Şimdi devam ettirebilirler ama şimdi Bal Ligi ayrı bir lig. Evet. İbrahim oynadın mı Bal Ligi'nde? Ha, bugün ne oldu? Kaklık geldi. İyi transfer koşan adam olacak. Koşan adam olacak. Evet. İyi transfer yaparsa olur. Bugün bakıyoruz. Mesela bizim grupta Muğla. Geçen seneki de sil baştan etmişler. Ben en Bergama'yla oynadık. Ben Engir'i Bergama gibi görüyordum ama Muğla hep genç. Evet. Koşuyorlar. Bir açıklı kanatlı oyuncu var. Kaçıyor geldi bittiğini saymadım başından. Ha demek istedim böyle bir lig. Evet. Onun için de çok daha fazla mücadeleye dayalı bir lig. Kızılcabörük'te böyle bir iyi niyetli bir transfer yaptıktan sonra ne olması? Zaten başkanım onların... Ha dileğim benim yanlış şu. Kalıcı olsunlar. Evet en önemlisi de bu. Kalıcı istikrar. Olsunlar. Ha bugün hedef şampiyonluktur. Buna bir iki seneyi yaşsınlar. Tek gelip de olmasınlar. Benim tavsiyem. Zaten başkanım kaklık gibi takım Bal Ligi'ne çıkacaksa çıkmasın. Ben bunu her aynen. Zaman söylerim. Çünkü bu bir sene çıktın. Ligde son sıradasın. Torbalının bir üstündesin. Düşüp düşmeyeceğin meçhul. Futbolcuların maddi sıkıntılar çektiklerini orada biliyoruz. Biz çok aynen. Orada oynayan arkadaşlarımız da var. Böyle olup da bizim ilimizi Bereketli de keza. Aynen Bereketli gelecek. Tabii ki. Şimdi Bereketli. Geçen sene final maçı oynadılar. Seyrettik. Hep beraber seyrettik evet. Maçı. Maç gitti geldi. Madem öyle bir şey vardı arkadaş. Bırakın öbür takıma. O hevesli olan Denizli o takımı çıksın tabii ya. Ki Akkonak Spor'da çok iyi de bir yönetim kurulacak başkanım. Şimdi ne oldu bizde? İki takımla çıkıyoruz Bal Ligi'nde. Büyük bir kayıptır aslında. Tabii. Ha bunlar hesap kitap etmek gerekiyor. Evet. Çünkü bugün mesela bir Akalan Spor var. Tabii bütçesine göre her şey Erpa'da liginde. Evet. Ha takımların hepsi de güzel ya. Mesela Toptancı Halil Dağıldı denildi. Ayrı bir gençlerle daha da bir başarı. Tabii ki. Ve şöyle söyleyeyim ben size. Geçen senelere göre Erpa Spor Amatör Ligi bu sene çok daha keyifli. Bunun sebeplerinden birisi de Bal Ligi'nin eski keyfi vermemesi. Artı bir de eskiden Süper Amatör Ligi 9 takımla oluyordu. Evet şimdi 13 takım oldu. Ha, orada fark var burada. Tabii ki tabii ki. İster istemez daha fazla heyecan olmaya başladı. Geçen sene Konak Spor şampiyonluğu oynuyordu. Ligin zirvesindeydi. Herkes Bal Ligi bugün ne oldu? Bu hafta ne oldu? Bu hafta konağa kim gelecek? Bunun şunu tartışmaları vardı. Geçen sene yönetim kurulu arkadaşlar konuştuk. Hala kendi aramızda değerlendiriyoruz. 50 lira daha harcamış olacakmış bu iş. Ama puan farkı çok dedik o zaman ya. Ne evet. Oldu? Sezon sonunda hani bunu kaf olarak baştan
organize çok ayrı bir çalışma gerekiyor. Çok iyi bir çalışma gerekiyor. Geçen sezonki başarısızlığınız, daha doğrusu başarının üstüne bu sezonki başarısızlık kan uyuşmazlığı diyelim. Yapılan transferlerin uyuşmazlığı diyelim. Peki gelecek sezon şampiyonluk için tesisleşmeden başka hedefleriniz var mı başkanım? Şöyle İlk önce diyoruz ki bir tesisleşme yapalım. Bu tesisleşme çözdükten sonra belirli şeyler gelecek. Ne olacak? Bizim şu anda altyapımızda 4 tane takım var. Evet. U13, U14, U15, U16. Bunlar faal oynuyor. Ama eskiden bizde yoktu bu. Evet, sizde altyapı sıkıntıydı. Çocuklar mağlup olsun havasına. Ama ben şunu iddia ediyorum. U13'ün ile U14'te derece yapacağız. Bu tabii ki... Bu zaman aşamında nereye gidecek bu? Üst yapıya da. Üst yapıya kadar gidecek. Çünkü bildiğin huyunu, tüyünü çocuğun. Evet. Kendi çocuğun ya. Bakıyorsun şimdi o çocuklara birine muz alıp gitmek dahi, birine şekere vermek dahi. Ayrıcalık katıyor ya. Kesinlikle. Hani bunu diyorum ki ben bizi seyreden bütün yöneticiler ve taraftar olarak sporu gönül verenler. Amatör, ufak, çocuk, büyük gelsinler, seyretsinler. Veya o çocukları, ufak çocuklar seyretsinler. Biraz şeker hediye etsinler ya ödül olarak. Başkanım lafınızı unutmayın. Mehmet Özsoy çok fazla amatör maçları takip ediyor. Orada oynayan amatör futbolcular Denizli Spor Kulüp Başkanı'nın onları izlemesinden o kadar çok mutlu oluyorlar ki. Ben buna kendim şahit oldum. Ben şunu elle dersi desin İbrahim. Mehmet Özsoy Başkanı'ma iftirarla anıyorum burada. Neden anıyorum? Aynı dediğim olay. Birinci amatör demez, ikinci amatör bal ligi demez. Bu futbol gelin sevgisiyle. Ha, hala şey diyorum buradan başkanıma. Gel omuz omuza gidelim diyorum. Konak Spor'u veya hangi olursa olsun. Maksat burada Konak şu bu takımı değil. Denizli'den bir takımın üst lige çıkması. Kesinlikle başkanım. Son olarak çok güzel bir çağrıda bulundunuz Sayın Mehmet Özsoy'a. Diyoruz ve programımızın da sonuna geldik. Ben başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel konulara değindiniz. İnşallah Konak Spor olarak... Ayrıca Konak Spor'dan öte Denizli futbolu olarak hedeflerimize kısa sürede ulaşırız diyorum. İnşallah. Şimdi burada bu bizim hafta sonu da Didim maçımız var. Evet. Bütün amatör futbol severleri davet ediyorum Didim'e. Oradan galip geleceğiz diyorum. İnşallah başkanım. Bir de şurada ufak hakemlerimiz, yeni yetişen hakemlerimiz biraz daha dikkatli olsunlar. Evet. Çünkü neden dikkatli olsunlar? Taner Hoca Denizli geldi. İlk bizim maça çıkıyor. Ulan bu adam nereden geldi dedim ben. Aynen dediğim olay bu. Maçında duruşu, şekli, şeması. Maç bitti. Tanımıyorum Taner Hoca. Hocam dedim yolun açık olsun. Senin yerin yukarılarda. Ondan sonra bizim çıkıyor bizim Mehmet Çayan abimizin olanları. Evet. Diyorum bazen takılıyorum onlarda veya gördüğümüz bazı genç arkadaşlara, hakemlere. Dik durun. Bazı yerlerde yöneticiler hata yapar. Siz de hata yapıyorsunuz. Futbol nedir? Futbolcu, yönetici, hakem hepsi beraberdir. Evet. Temelsin güler yüz olalım ya. Yani. Evet başkanım gerçekten şu güzel şivenizle Konaklı Nikperli şivenizle mükemmel bir konuşmaydı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ve ben olayı son olarak Denizli Spor'a getirmek istiyorum. Denizli Spor'umuzun hafta sonunda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta kaleci İsmail Şahmalı ve Osman Özköylü. İsmail 3 maç ceza aldı. Osman hocamız 1 maç ceza aldı. Osman hoca türbünden izleyecek karşılaşmayı. Ayrıca Güray Vural'ın cezası sona erdi. Güray sahada olacak. Ragıp'ın bir cezası var. Veli oynayabilecek duruma geleceğini temenni ediyoruz hafta sonuna kadar. Bu hafta başladı antrenmanlara. Ayrıca bir de yanlış hatırlamıyorsam Erik ve Hüzeyfe'nin sakatlıkları var. Artık Denizli Spor için birlik beraberlik olma zamanıdır. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Denizli Spor'umuza icra geldi. Çok talihsiz olaylar yaşandı. Bu sürecin ardında Kasımpaşa galibiyeti ya da Kasımpaşa'dan yenilmeden gelmek ve alt sıralardan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Çünkü horozlar için tehlike çanları çalıyor diyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz. Bir sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar.